Başkanım, bugün basında toplantı yaptınız ve yönetim kurulunuzu ve ekibinizi açıkladınız. Evet. Öncelikle buradan başlayabilir miyiz? Bu ekibin önemi nedir? Projelerinde bir katkısı nedir? Öncelikle buradan tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bize güvenip bu yola birlikte çıktık. İnşallah çok uzun soluklu bir yol olacak bu. Sonuçta hepsi gerçekten kendi dallarında Türkiye'nin en iyi iş adamları. Bazıları dünyada çok sayıda iş adamlarımızdan, arkadaşlarımızdan oluştu. Sonuçta bu güven işi. Sonuçta bize güvendiler. Birlikte yola çıktık. Eminim ki birlikte çok şeyler başaracağız. Ankara gücümüzün hak ettiği yere mutlaka getireceğiz kanaatindeyim. Başkanım tabii, Başkan Mehmet İner'in bazı konularda bir eleştirisi var. Eleştirisi değil ama kendine göre savunduğu bazı konular var. 39 kişi konusu önemli. Evet. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz? Şimdi biz yönetimimizi oluşturduk. Toplam 39 kişiyiz. Sonuçta benim bir yönetimim olmalı. Asil yedek anlamında. Yani bunu sınırlandırmaması lazım 20 kişiyle. Biz şu anda 39 kişiyiz. 39 kişinin de mutlaka delegelini vermesi lazım. Demokratik şartlarda da bizim yarışmamız lazım. Başkandan bunu, ya bu yanlıştan bir an önce dönmesini bekliyoruz. Başkanım tabii kongre süreci yaklaştı. Birkaç gün sonra uluslararası kongre yapılacak. Burada sizin yapacaklarınız nelerdir? O gün kongreye alınmama ihtimaliniz var mı? Bu konuda yetkilileriniz nelerdir? Kendisi zaten açık bir şekilde beyan etti. Kesinlikle içeri giremeyecekler. Bu kongrenin başı da belli, sonu da belli dedi. Biz o zaman buradan kendisine bir soru soruyoruz. Madem başı sonu olan bir kongreyi neden yaptınız? Gerekçeniz neydi? Bu kadar insanları neden yollara döktünüz? Amacınız ne? Madem bizi karşı taraftan rakip yapmayacaksınız, biliyorsunuz ki 39 kişiden oluşan bir benim yönetimim olmalı. Neden 20 kişiyle kısıtlıyorsunuz? Sonuçta biz o gün yerimizi alacağız. Sonuna kadar da mücadelemizi vereceğiz. İnşallah bu yanlışlıktan dönerler. Alınmadığımızı düşünecek olursak da biz bundan vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar devam edeceğiz. Allah'ın izniyle bu birlik, içeride gördüğünüz birlik bozulmayacak ve biz bu yönetimi alacağız. Götüremeyecek. Yani 30'un da içeri girme ihtimalini değerlendiriyorsunuz ve bu süreci burada bırakacağınızı söylüyorsunuz. İleriki dönemde de projeler devam edecek anlaşılan. Biz içeri girdiğimizde de girmediğimizde de bu yönetim dağılmayacak. Biz sonuna kadar kovalayacağız. Arkadaşlarımıza biz istişarelerde bulunduk ve bu kararı aldık. Bu bizim için içeri alınmazsak ilk round. Ve sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Başkanım mutlaka izlemişsinizdir. Klas Spor TV'de Mehmet İner başkan konuk oldu ve 9 üyeden birçok kişiyi tanıdığını söyledi. Bu konuda ilgili ne de söyleyeceksiniz? Yani siz kongrede ikinci bir aday olarak girerseniz kazanma ihtimalinizi nasıl görüyorsunuz? Biz her zaman şunu iddia ettik. Bu delege listesi evet Mehmet İner tarafından yapıldı ama tamamı değil. Burada çok sağduyulu taraftarlarımız, büyüklerimiz, abilerimiz var. Gerçek Ankara güçlüler var. Biz bu listeye ulaşabilseydik zamanında, biz diğer o bahsettiğimiz abilerimize, dostlarımıza, taraftarlarımıza, kardeşlerimize ulaşıp ikna edecektik. Şu anda ulaşamadık o delege listesine. Olacak olan nedir? Olacak olan şudur. 900 kişilik bir katılım olmayacak. 200-250 kişilik bir katılım olacak. Sonuçta 250 kişi de kendi cenahından, çevresinden olan kişiler. Yapacak bir şey yok eğer öyle bir şey istiyorsa da. Bu da, bunun adını da sakın bazı yerlerde bunu telaffuz ediyor. Bu demokrasi değil. Demokratik şartlarda yarış da değil. Bize listeyi verseydi biz bu yarışı kazanacaktık. Kazanırdık. Kendisi de bunu bildiği için veremedi. Korktu. Yani delege listesini sizin kazanacağınızı düşündüğü için vermediğini söyledi. Kesinlikle evet. Dediğim gibi yani 7 yıldır kendisi burada başkanlık yapıyor ve tüzüğümüz gereği %5 üye katabiliyor. Sonuçta 300 kişilik gibi bir rakamda kalabilir maksimum.
Biz de delegeli sayısı elimizde olsaydı geriye kalan 600 kişiden ciddi bir çoğunluğunu bizim kendi tarafımıza çevireceğimizi, ikna edebileceğimizi düşünüyorduk, biliyorduk. Kendisi de bunu bildiği için de bize bu listeyi vermedi. Başkanım, son dönemde sosyal medyadan özellikle bazı fotoğraflar paylaşıyorsunuz. Sayın Bilal Erdoğan ve Ato ve Ato'ya ziyaretleriniz oldu. Bu ziyaretlerde Ankara Öcülü konusu geçti mi? Ankara Öcülü ile ilgili konularınız var mıydı? Sayın Başkan Mehmet İğner'in bu kurumlarla arası iyi mi kötü mü? Biz ilk ziyaretimizi Sayın Gürsel Baran'a yaptık, Ato Ankara Ticaret Odası Başkanımıza. Tabii ki biz kendimizi anlatabiliriz. Karşı taraf anlamda ne düşünüyor bilmiyoruz. Bizlere güveniyor. Sonuçta bizler de orada komite üyesiyim ayrıca. Oralardan gelme arkadaşlarız, kardeşleriyiz kendisinin. Başarılı olacağımızı biliyor. Sonuçta bir iş adam profili var. Ve güçlü bir iş adamı profili var. Bundan dolayı kendisi tabii ki mutludur. İkinci ziyaretimizi Ankara Sanayi Odası Nurettin Başkanımıza yaptık. Kendisi son derece mutlu oldu. Ama biz hiçbir gittiğimiz yerden para istemedik. Onlardan sadece yönetimimizi tanıtma adına iki ziyarette bulunduk. Sayın Bilal Erdoğan'la alakalı ise bir vakıf ziyaretinde bulundum. Kesinlikle Ankara Öcü konuşulmadı. Bir sübliminal bir mesaj da değildi aslında bu. Ziyaretlerinden dolayı kendileri bana bir ziyaretlerimden dolayı kendileri bana bir ödül verdiler, hediye verdiler. Sadece teşekkür anlamlıydı. Başkanım, tabii söylediğimiz bazı konularda eleştiri var. Ankara Öcü siyasete giriyor mu? Girmeli mi? Siz bu konuda hakkında ne düşünüyorsunuz? Ankara Öcü siyaset üstüdür tabii ki ama bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet. Ben AK Partili bir kardeşiniz olarak, yani AK Parti'den ben sonuçta il yönetimindeyken Ankara Öcü'nün içindeydim. Ve Sayın Yiğner de en çok eleştirilen bu konuda bendim. Sonuçta Ankara Öcü Kulübü siyasetin eline, önüne atılmamalı. Biz buradan CHP, MHP, AK Parti ve diğer partilere tamamına eşit yakınlıkta ya da eşit uzaklıkta olmamız lazım. Siyasete kesinlikle Ankara Öcü'nün bulaşmaması lazım. Zaten dediğiniz gibi Ankara Öcü siyaset üstü bir kurumdur, STK'dır. Ama Ankara Öcü'nün menfaatleri için de tüm siyasilerle de tabii ki görüşmemiz olacaktır. Olabilir, gayet de doğal. Mevlüt Başkan Mehmet İğner 30 Temmuz'da kongreye girer ve başkan seçilirse güçlü bir yönetim oluşturabileceğini düşünüyor musunuz? O günkü programı ben izledim, yaklaşık 4 saat kadar sürdü. Zaten YouTube'un standartı da 4 saatti. 4 saatti, son dakika bitti. Orada yönetimi sordu Sayın Bülent Bey ve cevabı zaten netti. Buradan tüm Ankaralı iş adamlarına sesleniyorum dedi. Yönetime gelin. Buradan şu sonuç elde ediyoruz. Kendisinin herhangi bir yönetimi yok. Güçlü bir yönetimi yok. İş adamı yok. Zaten kendisi bunu birkaç kez beyan etti. Siyaset bize şu anda kırgın, kızgın. İş adamları güvenmiyor. Makine kimya güvenmiyor. Büyükşehir Belediyesi güvenmiyor. Dolayısıyla artık bu işin olmayacağını kendisi biliyor. Kendinde de bir şey yoksa, varsa bir şey açıklasın. Biz geçen de söyledik. Destek olalım. Yani kendisine biz destek olalım. Ama yapamıyorsanız bırakın. Başkanım, tabii biraz önce de bahsettiğimiz gibi sıkıntılı bir süreç olacak her iki taraf hakkında da. Siz bu delege listesine ulaşmak için daha nasıl bir tedbir alacaksınız? Bunlar çok önemli. Merak ediyorum. Zaten bugün Cuma. Arada bir pazartesi var. Biz pazartesi günü kulübe bütün yöneticilerimizi bildireceğiz ve bir hesap numarası isteyeceğiz. Verin biz delege yapalım anlamında. Rakam soracağız. Delegelik ücreti ne kadar? Üyelik ücreti ne kadar? Sonuçta hem delegelik hem de üyelik ücretini yatırmakla mükellefiz. Biz sonuna kadar uğraşacağız. Ama kendisi biz sizden korkuyoruz, bu yarışın içine girmenizi istemiyoruz diyorlarsa da bizim bu savaşımız, bu mücadelemiz burada bitmeyecek. Sonuna kadar devam edeceğiz. 500 bin TL konusu var. Sizin yönetimdekiler 500 bin TL verirse delege olacağını
ve kongreye girebileceğini söyledi. Bu tabii enteresan bir konu. Ne diyeceksiniz? Ben bu programı izlerken İstanbul'dan geliyordum. Sayın Bilal Erdoğan'ın ziyaretinden geliyordum ve yolda izledim. Çok samimi söylüyorum, kahkaha attım. Yani artık başka bir level'a geçtiler. Başka bir boyuta geçtiler. Hani belediyeden istediler olmadı. Hükümetten istediler olmadı. İşte federasyondan istediler olmadı. En son bizim yönetime kaldı. Yani Türkiye'de herhalde bu kadar veya dünyada böyle bir derecelik rakam olduğunu zannetmiyorum. Çok uçuk bir rakam. Tabii ki burada yine bu başarı bizim arkadaşlarımızın sayesinde oldu. Büyük ve gerçekten güçlü bir yönetim olunca delege fiyatları 500 bin liraya kadar çıkabiliyormuş. En azından bunu gördük. Yani. Evet, normalde 2000'di diyebiliyoruz. 2000 TL, evet. Siz eklemek istediğiniz süreçle ilgili bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Bizi kırmadınız, geldiniz. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Ankara gücümüz için Ankara basını çok önemli. Bizim basınla ilişkilerimiz çok iyi olmalı. Kendimizi sizlere çok iyi anlatmalıyız. Ve birlikte bu elması parlatmalıyız anlamında söyleyeceğim. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.